Evet, sizlere bu videomda da kısaca nasıl hızlı bir şekilde yarasa kollu tüneyi nasıl dikeriz adım adım tariflerimle göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben iki tane buraya kıyafet koydum. Kıyafetiniz kolluysa kolludan nasıl yapılır? Şimdi öyle soracaksınız. Ben yarasadan kesseydim yarasamız yok diyeceksiniz diye iki türlü göstereceğim. Bakın dikkat edin. Şimdi ben normal kıyafetimden göstereceğim ama alttaki kıyafetimi göstermek istiyorum. Bunun gibi, yani bu modelde yapacağım, bu şekilde olacak. Şimdi hepsini alıyorum. İlk önce kumaşımı nasıl katladığımı, kumaşımı bakın, kumaşım şu anda, kumaşımı şöyle iki katlı kumaşım, bakın iki katlı kumaşımı dörde katlayacağım. Bakın kumaşımı tam şekilde ortadan dörde katlayacağım. Burayı çok iyi takip edin. Ortası dikişsiz olacak. Arkada dikişsiz olacak. Yakadan sadece geçmeli. Yarasa kollu. Bakın dörde katlıyorum. Şu an kumaşımı dörde katladım. Şimdi bakın kumaşımın İki katı burada, en altında. Evet, kumaşlar birbirine yapışık olduğu için şöyle açamadım. Şöyle açayım, bakın. Bir, iki katı. Üste de tekrar iki tane katı. Ve ikiye katladım. Kumaşımı ortadan, tam ortasını buldum. Kumaşımın orta kısmını şöyle ayarlıyorum. Bakın, masada göstermek istemedim. Bunu yine yerde göstermek istiyorum. Daha net, çünkü görüntüde iyi olması için masada bazen kısıtlı kalıyor. Şimdi bu yarasa kollu kıyafetimi yapacağım. Ama elinizde öyle bir kıyafet yok. Gelin normal evinizdeki tuniğinizi, iki omuzlarınızı birbirine birleştiriyorsunuz. Omuzları birbirine birleştiriyorsunuz. Kol altını. Bakın, kendinize en uygun bir kıyafetinizi alarak bu işlevi hiç kalıpsız, bu da benim daha önce dikmiş olduğum bir kıyafet, bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şimdi hemen yerleştiriyorum. Kıyafetinizi, omuzlarınızı birbirine birleştikten sonra, kollarının altlarını da birbirine iğneledikten sonra katlamış olduğumuz kumaşın üzerine kıyafetimizi yerleştiriyoruz. Tam orta kısmına kıyafetinizi yerleştiriyorsunuz. Şimdi benim bu kıyafetim biraz uzun. Kumaşımın çıktığı kadar yapacağım yerini. Kumaşımın yettiği kadar yapacağım. Oraya hiç takılmayın. Şimdi bu kolum takma kol. Ama ben yarasa kolu yapacağım. Şimdi ilk önce omzumu, yerini sizlere şöyle göstereyim. Direkt kol yapacağım. Kesim yapmayacağım. Yukarıda dikiş olmayacak. Sadece yandan dikiş olacak. Yukarıyı hiç ellemiyorum. Şimdi sadece yakayı çizeceğim. Şimdi kıyafetinizin yakasının ön kısmını, bakın ön kısmını işaretliyorsunuz. Eğer ki yakanızı kıyafetinizin yakasından daha açık istiyorsanız bir alttan, istediğiniz yerden işaretliyorsunuz. Yani kıyafetinizi koyduğunuz yaka illa sabit olmasına gerek yok. İstediğiniz şekilde açık veya daha kapalı yapabilirsiniz. Yarasa kol yakanın arkasına dikiş olmadığı halde pat şeklinde keserek de düğme, ilik yeri yapabilirsiniz. Bununla ilgili de kanalımda videom bulunmakta. Şimdi hemen omuz yerimi işaretliyorum. Omuz yerimi işaretliyorum. Bakın, burası benim omuz yerim. Yani yakamın olduğu açıklığı yapmak zorundayım. Yani buradaki yakanın açıklığını yapabilmek için ilk önce şu şekilde, burası ön. Bakın, bu çizdiğim yer ön. Arka kesimde arkayı keserken arkayı daha 2 santim, bunu birkaç kez daha söyledim. Bakın. Şöyle, hatta çok sorulan soru bu. Şu şekilde çizeyim. Bakın, arkayla önün arası çok açık oldu diyenler, çok açık olmaması için biraz yakanızı küçük tutun.
Çünkü küçük tuttuğunuzda açması tekrar şuradan diyelim ki küçük oldu. Tekrar büyütmesi size basit olacaktır. Ama çok açık yaptınız. Evet, onu da tekrar omuza doğru dikebilirsiniz. Yaka da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Önünüzün, bakın dediğim gibi, önü daha açık isteyenler aşağıdan da aynı şekilde yakayı daha aşağıdan yapabilirsiniz. Şimdi benim yakamı bu şekilde burası. Ve buraya ön olduğunu da işaretliyorum ki arkayı tekrar keseceğim, unutmayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kolumuzu çizeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yakayı kapatıyorum. Hadi gelin şimdi bedeni çiziyorum. Bakın, bu yarasa kol tunik en basit bir tuniktir. Ben biraz geniş çiziyorum. Biraz neden geniş çizdiğimi söyleyeceğim. Bunu soranlar olduğu için, kıyafetiniz dar. Ben bu darlıkta istemiyorum. Yarasa kol olduğu için çok dökümlü olmasını istiyorum. Çok bol olmasını istiyorum. Kıyafetimden 2 veya 3 santim fazla çizebilirsiniz. Bu illa yanından diye bir şart olan bir kıyafet değildir. Yarasa kollarda geniş ve bol istendiği için bunu bu şekilde biraz daha genişten alabilirsiniz. Ama yok, ben aynı darlıkta istiyorum dediğinizde kıyafetinizin hemen yanından çiziyorsunuz. Şimdi bakın, normal ana kolumun yerini belirliyorum. Bakın, burası ana kol yerim. Burası benim kolumun yukarıdan gelen düşüklüğü. Şimdi burayı da baz aldığım için zaten yukarıda bir genişliğim hafif kaldı. Gelen kolumu da bakın, gelen kolumu geniş dönüyorum. Neden geniş dönüyorum? Bu bir yarasa kol. Yani normal kolda, bakın şimdi normal kolu da şuraya çizeyim. Siz daha net görün diye. Hemen şöyle alıyorum. Daha net görmeniz için. Burası sizin normal kol yeriniz. Bakın şöyle alayım. Burası normal kol yeriniz. Şimdi kol yerinden biraz daha geniş şekilde ne yapacağım? Yarasa döneceğim. Şimdi bir de bunu koyduğum zaman şöyle alıyorum bakın. Bakın böyle kıyafetinizi yerleştirdiğiniz zaman yukarıda dikiş olmayacağı için yukarıda, bakın buraya çok iyi dikkat edin. Burayı çok iyi takip edin. Kolum aşağıda duruyor. Bakın kol aşağıda duruyor. O yüzden elinizi, mezrunuzu alın. Mezrunuzu alın. Bileğinizi ölçün. Bakın şöyle bileğinizi ölçün. Bileğinizi çok geniş yapıp lastik yapabilirsiniz. Diyelim ki bileğim benim 25. Bakın ben bol tuttum. 25'i ilk önce şuradan, yani kolumuzun üstünde dikiş olmayacağı için buna yanılmayın diye yapıyorum bu işi. 25, bakın 25. 25 benim kolumun genişlik yeri, bilek yerim. Şimdi bunu koyduğunuzda ister istemez bu takma kol olduğu için buraya düzgün durmayacak. Burası sizi yanıltmasın. Bunu alıyorum. Bakın bunu alıyorum. Bu tarafa. Şimdi yarasa kolumun geldiği yere bakın. Burası şu şekilde kolumun yerine tamamlıyorum. Yani bileğinizi yaptıktan sonra oldu ya Nuran'ım, biz burayı da hesap edemedik. Orayı da omuzdan sonra kol üst kısmınızı ölçün. Burayı buradan da hesap edebilirsiniz. Ama burayı bulduğunuzda burayı birbirine rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Bu bir yarasa kol ve çok basit de, inanın en basit dikimde olan bir kıyafet. Alıyorum. Ne yapıyoruz? Hep soruyorsunuz. Bu çizgi bizim dikiş dikerken makinede kullanacağımız çizgi. Biz buna ne yapıyoruz şimdi? Hemen kumaşımın üstüne. Evet. Buna ne yapıyoruz? Makasla kesme payı. Bakın çok verin. Hele acemiyseniz kesinlikle çok verin. Şöyle çiziyorum. Bakın bu payınızdan kestiğinizde diyelim ki ben bunu yine videolarımda gösterdim. Dikimi yaptınız. Artık üstünüze oluyor. Bu fazlalığı
kesip ikisini birlikte sürfüle yapıp tek sürfüle yapabilirsiniz. Hadi gelin kıyafetimizi keselim artık. Evet, beni bu videoda ilk kez izleyip benimle ilk kez karşılaşan arkadaşım. Ben pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımda 300'e aşkın videom bulunmakta. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip takıldığınız yerleri bana sorabilirsiniz. Herkese gönülden Instagram ve Facebook adreslerimden de mesaj bölümünden yardımcı oluyorum. Bana oradan ulaşıp takıldığınız yerleri, yapamadığınız modelleri, üstünüze dar gelen kıyafetleri nasıl genişletebilirim, nasıl yapabilirim? Bunları sorabilirsiniz rahatlıkla. Herkese gönülden hizmet ediyorum. Evet. Birleştirirken şimdi yan kesiyorum. Bakın yerde kestim. Sırf size çok düzgün bir şekilde gösterebilmek için. Çok iyi gösterebilmek için. Ben bunu parça kumaştan aldım. Bakın ucuz bulunduğunuz memleketlerde kiloluk satılan yerlerden alabilirsiniz. Böyle uç kısımlarında böyle yazılar oluyor. İçlerine denk geliyor. Bunları takip edin. Bunlar uygun oluyor. Bazen güzel şeyler de çıkıyor. Hadi gelin şimdi yakamızı yapalım. Yaka işlevini nasıl yapacağız? Buraya çevirelim. Size direkt bunu gösterelim. Şimdi bakın bu yakayı, evet ben buraya yapmıştım. İyice bir işaretleyelim. İyice işaretleyelim ki karşı tarafla birlikte çok iyi net bir kesim olsun. Şöyle burayı işaretledim. Kumaşımın orta kısmını bakın. Orta kısmını da belirliyorum. Zaten öbür tarafta döndüğü zaman anlaşılacak. Şimdi kumaşımı alıyorum. Hatta bunu tümünü bile, tüm dikişini bile birbirine vurarak çıkarabilirsiniz. Orta kısmından tekrar karşıya yatırıyorum. Şimdi, evet bunu şöyle aynı şekilde, bakın aynı şekilde karşıya yatırıyorum. Ve bu yarasa koltuğumun her çeşit renk renk, önünü yuvarlak, kavisli, yanlarını çok uzun, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim, evet bakın sabunun size getirdiği güzellik, burayı, karşı tarafı, yakamızı, hatta çizgileri de vurarak, şimdi benim biraz kolum rahatsız, hepsini vurmak istemiyorum, vurarak bütün çizgileri de çıkarabilirsiniz. Şimdi bakalım yakamız gördüğünüz gibi. Yaka şu anda yuvarlandı. Şimdi bu yakayı hemen iyice işaretliyorum ki evet döndüreceğim. Bakın burayı işaretledim. Şimdi ön ve arka kesilecek. Dikkat edin burayı alıyorum. Şöyle ikisini ortaya. Evet bakın kumaşın kol kısımları birbirine getirdim. Tam ortayı denk getirmek için bakın. Tam karşılıklı yuvarlak kol kısımlarını da birbirine de getirdim. Yakamı çok muntazam kesebilmek için. Bakın şimdi yakam bu şekilde. Şimdi arka yakayı da ayarlayacağız. Bakın şimdi kolları birbirine getiriyorum. Bakın kol kısımlarını da iyice şöyle denk getiriyorum. Yakamı tam ortalayacağım. Bakın yakamı ortalıyorum. Yakamı ortaladım. Şimdi şöyle düzeltiyorum. Yakam ortaya çıktı. Şimdi aynı yerden bir de arka yakayı ayarlayalım. Şimdi bakın. Çok açık isteyenler illa bu santimde yapmak zorunda değilsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Ben her ihtimale karşı şu an ortayı bulayım. Evet şurası size denk getirsin. Evet görün diye. Şöyle 3 santimden hatta 3,5 santimden ayarlıyorum. Bakın 3,5 santimden. Şimdi de yakamı bu sefer de arka yakamı çiziyorum. Dediğim gibi bakın bu yaka açıklıkları size bağlı. Ama birdenbire çok oymayın. Hani sıkıntı yaşamayın. İlk önce alışın, sonra çok oymaya devam edin.
Hemen yakamızı yuvarlıyoruz. Ön tarafı yuvarlıyoruz. Bir de arka yakamızı yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde şu an tüneğimizin kesimini gerçekleştirdik. Zaten beni izleyen, takip eden, gönülden takipçilerim eminim bunun dikişini de bilecekler. Evet, tüneğimiz artık dikime hazır. Gördüğünüz gibi şöyle ben yakınlaştırayım. Yakamızı da ayarladık. Çizdiğim yerler sabun yerlerim. Bakın tüneğimizin çizdiğimiz yerleri bu şekilde ne yapıyoruz? Kenarlarından dikiyoruz ve artık tüneğimizin dikiş yerini de artık yapacağınıza inanıyorum. Makineden kol altından yanları diktikten sonra bu güzel yarasa kollu tuniği istediğiniz gibi rengarenk farklı farklı kumaşlardan da yapabilirsiniz. Şimdi eğer önünde yuvarlaklık istiyorsanız. Evet, ben şimdi şöyle yandan doğru oturacağım. Bakın şimdi tunikte yuvarlaklık istiyorsanız ortadan katlı olduğunda, bakın bir önceki gibi katlı olduğunda yaparsınız. Şimdi diyelim ki ben 9'da yapayım. Veya çok yüksek istediniz. 20 santim yapıyorum. Bakın 20 santim. Kenardan önü yuvarlak çarşılarda, mağazalarda o kadar çok bu yuvarlak tunikler var ki. Bu şekilde de önünü yuvarlak çizerek de tuniğinizi farklılaştırabilirsiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Yarasa kolu tuniğimizden rengarenk farklı farklı ister önüne bu şekilde yuvarlak ister düz bir şekilde bu şekilde yarasa kollu tuniğinizi dikiyorsunuz. Evet, Nur'un Dikiş Evi'nde bugün de sizlere bu güzel yarasa kollu tuniğin tarifini vermeye çalıştım. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip bana istediğiniz modelleri, yanıldığınız yerleri, yanlış yaptığınız yerleri sorabilirsiniz. Herkese gönülden yardımcı oluyorum. Nur'un Dikiş Evi'ne abone olmayı unutmayın. Beni takip edin ve kanalımdaki birçok videomla izleyerek siz de o kadar güzel kıyafetler dikeceksiniz ki. Hadi ne duruyorsunuz? Hemen videoları izlemeye başlayın.